Sağ olun, teşekkür ama ederim. Allah razı olsun, çok sağ olun. Nereden çıktı bu adaylığı diyerek başlayalım. Bir önceki sivil toplum kuruluşlarında bugüne kadar sürekli isminiz geçiyordu. İş dünyasında, özel projelerinizde şehirde tanınan bir isimsiniz. Fakat AK Parti'den aday adaylığı belki bize veya ilçeye veya şehre sürpriz olmuş olabilir. Çünkü Emre Merçam'ı takip edenler hep projeleriyle, yurt dışı işleriyle siyasete çok ulaşacağımızı düşünmediler. Ama belli ki bir yerlerden bir şeyler geldi, bir talep geldi. Bu vizyonu, misyonu yansıtmanız için. Sizden dinleyelim siyaset hikayenizi. Bildiğiniz üzere babam Mustafa Çamkaşlı Belediye Başkanlığı yapmıştı 15 yıl boyunca. 2014 yılında seçime bir daha girmeyeceğim dedikten sonra siyasetten uzaklaşmıştı. Biz o dönemden bugüne kadar çeşitli projelerde yurt içinde, yurt dışında işler yapmaya devam ettik. Bir önceki seçim döneminde de gene bize teklif gelmişti. Sizi gelin Yomra'dan aday gösterelim diye. Fakat o zamanki yaptığımız görüşmelerde de şu vardı. Biraz erken işlerimiz var, projelerimiz var diye reddetmiştik. Aynı şekilde babamın da sağlık durumu el vermediğinden dolayı onunla ilgileneceğimi söyleyip uzak durmuştum. O günden bugüne kadar çeşitli dönemlere gene tekrar aynı söylemler devam etti. En son bu dönemdeyken çevremizdeki arkadaşlarımız, dostlarımız, Kaşüstü'nde, Yomra'da yaşayan vatandaşlarımız tekrar bu dileği getirince ve daha sonrasında partilerinde birkaç görüşme yaptıktan sonra neden olmasın deyip bununla ilgili biz de adaylığımızı açıklamayı düşündük. Ve Kaşüstü, Yomra için yaptığımız pek çok projeler var, düşündüğümüz pek çok projeler var. Siz de biliyorsunuz ki yurt dışında pek çok ülkede yer aldık. Buralarda mimari projeler geliştirdik, şehircilik projeleri yaptık. Ve yaptığımız bu işlerin artık şehrimize de kazandırılmasını, artık eleştiren değil, bu konularla ilgili elini taşın altına koyan, yöneten, bu insanların bu işlerin daha yapabileceğini gösteren biberi olarak kendimizi öne çıkardığımız için bu çalışmaların içerisinde biz de bulunmak istedik. Yani biraz daha hep söylüyorsunuz, niye yapmıyorsunuz konusundan söyleyen değil, yapan konuma geçmek için, icazet almak için biz de aday adaylı başvurusunda bulunduk. Biz de şahidiz Emrah Bey, özellikle kaç üstüne yapılacak alt geçit yapılır mı yapılmaz mı tartışırken biz onu yani çizip evet. Çok idealistsiniz. İnşallah Yomra'ya aday gösterilirseniz bu katkılarınızı ilçemize yansıtırsınız. Son olarak söylemek istediklerinizi. İnşallah. Biz aday adayları yaptığımız toplantıda da bunu ben dile getirdim. Parti yaptığı toplantıda da dile getirdim. Yomra için yapacağımız projelerin hepsini bahsettik. Bu biz seçiliriz ya da seçilmeyiz çok önemli değil. Fakat biz bu projelerin hepsini partiyle de paylaştık ve şunu da açıkça söyledik ki biz ya da başka bir aday gösterildiğinde olur ki şehrimizde bu kazanç olursa bu projeden takipçisi olup yapılması için elimizden geleni gerçekleştirdiğimizi söyledik. Yani onun için önemli olan Yomra'nın bu hizmetlere kavuşması, hak ettiği yerin daha üst noktaya çıkartılması için elimizden geleni yapmak. Eğer başarabilirsek de ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar.